Sevgili dostlar, Nezir Karayünlü Hür Bakış'tayız. Bugünkü konuğumuz İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Yanık olacak. Ve yeni Çiçeği Burnu'nda bir federasyon başkanı, yeni seçimden çıktı, taze yanımıza geldi. Davetimize icabet etti ve bugün bizi kırmadığı için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çok sağ olun. Sayın Başkanım, girişi bir Ahmet Yanık'ı bir izleyicilerimiz, dostlarımız bir tanısınlar. Şöyle fazla meşgul etmeden o zaman Ahmet Yanık benim adım. 1968 Erzurum Hasankale doğumluyum. İnşaat işleriyle iştigal etmekteyim. Uzun süredir Büyükçekmece Erzurumlar Derneği Başkanlığı yapıyordum ve aynı zamanda İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu'nda yönetimindeydim. Evet. Hizmetlerde katkımız oldu işte diyebilirim. Bugün de sağ olsun 18 Haziran itibariyle genel kurulumuzu yaptık federasyonumuzun. Sağ olsun arkadaşlarımız takdir buyurdu, teveccüh gösterdiler. Bugün de buradayız. Onların hizmetkarıyız. Buyurun hocam. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Sayın Başkanım, yeni seçildiniz. Hedefleriniz, idealleriniz, işte memleketin havasını İstanbul'daki yaşayan Erzurumlu hemşerilerinize koklatmak, yaşatmak, örf, adet, kültür ve geleneklerinizi İstanbul'da yaşatmak adına böyle bir federasyonunu başındasınız. Çünkü sizi yakinen tanıyan bir kardeşiniz olarak soruyorum bunları. Bir federasyon başkanı olarak neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ne gibi projeleriniz var? Öncelikle ben bugün yüksek öğretim kurumları sınavlarına giren öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Şimdi onların anne babaları da ki ben bu işi bilenlerdenim. Evet. 6 tane üniversite okuttuk. Maşallah. Okul bahçelerinde ter döküyor. Şimdi içeridekiler kolay. İşte onlar sınava girmiş, sorular cevaplıyor ama bir de onların anne babalarına. Hepsine birlikten başarılar diliyorum. İnşallah. İnşallah. Hepsinin evladı güzeldir ve özeldir. Her anne baba için. İnşallah. Hedefledikleri yerleri çocukları da kazanır. Onlar da mutlu olur. Buradan tekrar mutluluklar diliyorum. Hocam ne sormuştunuz? Şöyle bir başlangıçla devam edelim. Şimdi siz de ifade ettiniz baştan. Biz yeni seçildik. Federasyonumuzun 25 asil, 25 yedek olmak suretiyle işte 5 denetim asil, 5 yedek, 5 disiplin asil, 5 yedek olmak suretiyle bir 60 kişilik yönetim grubu olarak şu an seçilmiş bulunmaktayız. Bize teveccüh gösteren, inanan, güvenen bütün hemşerilerimi ben buradan selamlıyorum. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum ben hemşerilerime. Derneklerin, federasyonların beslenme kaynağı insanlardır. Federasyonların derneklerdir, derneklerin insanlardır, tabandır. Evet. Bu olmazsa olmaz zaten, ihtiyaç da kalmaz. Eğer buna yaklaşım gösterip hemşeriler derneklerine sahip çıkmazsa derneğin veya kurumunda bir ifadesi kalmaz. Bir önemi kalmaz diyorsunuz. Federasyonumuz geçmişte çok güzel şeylere imza attı. 2010'da kuruldu bizim federasyonumuz. Sağ olsun o günden bugüne taşıyan bütün gelmiş geçmiş yönetimlere, federasyon başkanlarıma ben buradan teşekkür ediyorum. Bugüne kadar federasyonumuz açık kaldı, varlığını devam ettirdi. Yine diyorum çok da güzel işler yaptı. Ve çok duyarlı memleket meselelerinde de duyarlı işlere imza attı federasyonumuz. Sağ olsun ben buradan bütün başkanlarıma saygıyla selamlarımı gönderiyorum. Başkanım, federasyon İstanbul genelinde ve kaç dernek sizin bünyenizde var? Bizim bünyemizde 27 dernek var.
Ama federasyonumuz tabii adıyla da belli, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu, İstanbul'un geneline hitap eden. Ha bugünden itibaren biz yönetimde de bir takım kararlar aldık. Yani 27 dernekle değil, bütün derneklerin bize katılımını sağlamaya çalışacağız. Yani 300'ün üzerinde dernek var zannedersem. Erzurumlu'nun. O civarda. Sonra başka federasyon, konfederasyonlar da var. Köyler, mahalleler. Var tabii. Vakfınız bunlar, da var bir tane Esenyurt'ta. Bunlar şeydir hocam. Boşluklardan doğmuş hareketlerdir, evet, aslında. Meydanlarda boşluk oluşursa mutlaka bir... Bu boşluğu Ahmet Yanık dolduracak ve herkesi bir arada bir noktada yani, toplamanın yollarını mı bulacak? Hedefimiz Allah nasip ederse herkesi bir araya getirip, yani çimentoyu, kumu, her neyse bir araya getirip harcı yapmak, varacağımız noktaya birlikte varmak. Evet. Yani yalnız yürümeyi planlamıyoruz. Bütün hemşerilerimizi kucaklayarak, onların gönlünü kazanarak, onlara dokunarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Allah nasip eder. İnşallah. Sayın Başkan, federasyon olarak sizin de eğitimi biraz önce bahsettiğiniz gibi eğitim alanında sizi yakın tanıyan bir kardeşiniz olarak biliyoruz. Eğitim faaliyetlerinde federasyon olarak neler yapmayı hedefliyorsunuz? Şimdi şunun bir altını çizelim hocam. Böyle çok fazla detaya girmeyelim. Çünkü önümüzdeki projeyi hafta, çalıyorlar diyorsun değil mi? Önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacağım. Sizler de tabii ki davetlisiniz orada. Ve orada bütün projelerimizi basın önünde açıklayacağız. Evet. Ama şöyle bir ufaktan değinecek olursak. Evet. Şimdi İstanbul'da birçok üniversite var. Ve Erzurum büyükşehir. Erzurum'da artık Erzurum'a sığmıyoruz. Şimdi Erzurum'dan gelen öğrencilerimiz kah yurtlarda yer bulamazlar, kah ev bulamazlar veya üniversitelerde sıkıntı çekerler. Bizim hedeflerimiz içerisinde üniversitelerle görüşmek, kredi yurtlar kurumlarıyla görüşmek ve oradan gelecek bütün öğrencilerimize sahip çıkıp ve o öğrencileri de aynı mihmalde bu kültürümüzü yaşatmak üzere bünyemizde kalmasını sağlamak ve onlardan da inşallah geleceklere imza atmayı düşünüyoruz. Yani İstanbul neçi? Erzurum yayla, yayla diyorsunuz. Erzurum yayla. Evet. İnşallah. Yani siz bir yurt eğitim adına burslar, yurtlar. Dedim ya hocam, böyle fazla fazla değil şu anda zaten bunları... vatandaşa anlatacağız biz. Basına anlattıklarının detay ister vatandaş. Peki Sayın Başkan, özel olarak bölgede İstanbul'da federasyon olarak yeni seçildiniz. Neler, yani tabii projelerini basın toplantısı anlatacaksın ama ya bize de bir şeyler göster, anlat. Neler yapacaksınız? Şimdi, yani federasyon başkanı oldunuz, onun farkını nasıl hissettireceksiniz? Şimdi bir defa şunun altını çizelim Nezir hocam, sadece bizde değil, Erzurum güruhunda değil, bütün il federasyonlarında bir dağınıklık, derneklerde bir dağınıklık var ve bu da yasaların boşluğundan meydana gelmiş bir dağınıklıktır. Ona çare bulunur mu bilmem ama biz şunu da gördük çareyi. Bütün hemşerilerimizi bir araya getirmek. Yani öncelikli işimiz bu. Yani dernekler, federasyonlar sayımız çok ama yani ayrı ayrı yerlerde aynı hedeflere kilitlenmiş durumdayız gerçi ama tek noktada hareket merkezi oluşturarak bütün hemşerilerimizi yine diyorum o gönül seferberliğiyle bir araya getirmek. Öncelikli işlerimizden bir tanesi bu bizim. Evet. Yani bunu yapamadığımız takdirde zaten diğer şeyleri başaramayız. Evet. Ya birlikten kuvvet doğar diyorsunuz ve birlik beraber içerisinde. Öncelikli işlerimizden biri bütün hemşerilerimizi bir araya getirmek, onlarla beraber gönül seferberliği içerisinde yolumuza devam etmek. Yani örf, adet, gelenek ve görenekleri birlikte yaşayıp yaşatmak. Kesinlikle. Yani şimdi
tek başına hiç kimse hiçbir şeydir. Evet. Ama bir araya gelerek saygıyı esas alıp sevgi temelinde böyle o sevgi yumakları oluşturarak insanları kucaklayarak bütün hemşerilerimizi ki yani bizim bu toplumu anlatacak çok şeyimiz var. Yani biz evet. Cumhuriyeti kuran şehiriz. Evet. Yani ulvi değerlerimiz hakikaten had safhada o kadar anlatacağımız, o kadar anlatmaya veya reklama muhtaç şeylerimiz var ki bunları dışarıya aktaracağız. Yani içimizde değil, işte bir ordulu olarak sizi de bünyemize katacağız. Çünkü bu artık gönül ittifakları da bu arada. Ama şimdi ordu olmazsa ordusuz bir Erzurum düşünülemez değil mi? Kesinlikle. Evet inşallah. İnşallah güzel projelere bizler de ben aynı zamanda Beylikdüzü Tüm Ordular Derneği Başkanıyım ve burada yakın komşuyuz. Biz de ordular olarak size güzel şeyler katmaya çalışırız. Sizin siyasi bir geçmişiniz var. Burada uzun yıllar Gürpınar Belde'yken Belde Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belde Başkanlığı da yaptınız. Federasyonunuzda siyasi çekişmeler, siyasi çatışmalar ve önümüzde 2 yıl sonra bir yerel seçim olacak. Burada İstanbul'da söz hakkı, yani siyasette de söz hakkı almak isteyecek misiniz? Neler yapacaksınız siyasi arenada? Şimdi Nazir Hocam o hususta biz şunu düşünüyoruz. Ben bütün hemşerilerime de aynı şeyi söylüyorum. Dernekten, federasyondan içeri girerken herkes siyasi ceketini çıkartıp dış kapıda asıp içeriye bir Erzurumlu, sadece bir Erzurumlu olarak evet. girecek. Ben bunu sağlayacağım. Ha bizim artık tabii ki gönlümüzde yatan herkes gibi bizim de bir fikir sahibi insanlarız. Yani evet. herkesin olduğu gibi bizim de bir fikrimiz, gönlümüzdeki işte bir siyasi hareket var. Ama şu meyanda bizim partimiz bitmiştir. Bizim partimiz yok. Bizim partimiz nerede var? Bunun altını çizerek söylüyorum. Örnek veriyorum. İşte Büyükçekmece'de bir hemşerimiz sivrilmiş, bir hemşerimiz X bir partide bir noktadaysa, çünkü o partide emek vermiş, emek harcamış, bir yere gelmişse, biz işte orada onu bir numaraya taşıma eğilimi içerisinde olacağız. Ve o zaman işte parti yönümüz bizim şekillenecek. Evet. Yani bize kim kıymet verdi, kim hangi ölçüde bizi dikkate aldı, bizim de oradaki şeyimiz, siyasi partiye yaklaşımımız o ölçüde olacaktır. Dolayısıyla işte Büyükçekmece'de örnek veriyorum A partisidir partimiz ama Avcılar'da şekil değişir B partisi olur partimiz. Evet. Ama bütün hemşerilerimizi biz ön plana taşıma eylemi içerisinde olacağız. Yani partisi işte X partisidir, A'dır, B'dir, C'dir. İhanet etmeyen, vatan haini olmayan herkesle birlikte kesinlikle yürüyeceksiniz. Altını çizelim, yani kalın kalın. Biri hariç. Evet, çünkü sen Erzurumlusun başkan. Yani kesinlikle. Bir Erzurumlu gibi konuş. Biri neçe, hariç. Neçe. Biri hariç. Bütün evet. partilere de mesafemiz aynı olacak. Çünkü evet. bir federasyonumuzda çeşitli siyasi düşüncelere sahip arkadaşlarımız var. Hepsine de saygı duyuyoruz. Ama evet. burada da tek yumruk halindeyiz. Derneklerimizle evet. de tek yumruk halindeyiz. Yine dedim ya, yani işte Büyükçekmece'de A partisinde şekillenir bizim siyasi düşüncemiz. Avcılar'da B partisinde, Esenyurt'ta C partisinde şekillenir veya işte gidersin. Ya daha ileri gidelim. A, B, C 3 parti var diyorsun. Her neyse veya gidersin şeyde Tuzla'da efendim işte evet. başka bir. İstanbul genelinde değil mi sizin 27 İstanbul, tane? İstanbul genelinde yani, evet hocam. Bu hedef işte 50'ye 60'a 100'e çıkarma hedeflerinizde var mı? Kesinlikle yani bütün dernekleri bünyemize katma hedefimiz var bizim. Evet. İnşallah Cenab-ı Allah bunu da bize nasip eder. Yani onu hep beraber de seyreder, görürüz hocam. Siz de takipçimiz olun. Evet, işte yani, onun için sevgili dostlar gerçekten Ahmet Yan'ı takip edeceğiz. Hemen burada yakında komşumuz zaten. Gidip gelip görüyoruz kendisini. Kaç dernek katacak federasyona merak ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bütün izleyicileri selamlıyorum. Hangi memleketli olursa olsun
STK'lar bu toplumun, bu ülkenin aslında bel kemiği, yani akıl, fikir damarlarıdır. Bunlara önem versinler. Yani bu Ordulu, Trabzonlu, Giresunlu, Mardin, Urfalı, Erzurumlu, ama herkes gitsin STK'sında mutlaka oraya bir katkı sunsun. Oraya fikirlerini beyan etsin. Orada oluşan fikirlerle yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şekli değişir. STK'lar bir araya gelirse, işte ben bütün hemşerilerime, bütün Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza bunu birlik beraberlik içerisinde kesinlikle, olup kesinlikle öneriyor altında ve arzu ediyorum. Evet. Bu duygu ve düşüncelerle bizi izleyen bütün herkesi selamlıyor ve saygılar sunuyorum. Evet sevgili dostlar, bizleri izlediniz, sabırla izlediniz, teşekkür ediyoruz. Ancak kanalımıza ücretsiz abone olarak bizi izlemeye devam edin diyoruz. Ben Nezir Karayün, hoşça kalın, dostça kalın.